Benim mahalleden sırtımda çıkardığım adamı kim aldı lan sorguya? Ha? Kim aldı oğlum? Kim? Ne? Ne dokunuyorsun oğlum benim adamıma konuşturabilecekmiş gibi? Oğlum ne diyorsun sen ya? Ne adamı ne, benim haberim bile yok. Ama ne güzel işte bir adam bulmuşsun. Tabii ki de sen sorguya çekeceksin. Zaten merak etme. Benim başka çözümlerim var Ekrem için. Metocuğum. Bu yapmadıysa kim yaptı oğlum? Komiserim. Ne komiserim oğlum? Kim aldı? Ben. Ben aldırdım canım adamı. Sana da haber uçurdum ki koşa koşa mesaiye gelesin diye. Bak, geldin mi? Geldin. Hadi iş başına muhteşem ikili diyorsunuz yani müdürüm. Ne diyorsun sen? Yok öyle bir ikili. Var. Var efendim öyle bir ikili. 300 polisin 5 günde anca girebileceği mahalleye dün girmişsiniz. Aferin. Sen öğreneceğini öğrenmişsin. Ekrem kızını evlendirecekmiş, kendi de orada olacakmış. Güzel. Sen de sorgulayacağımız adamı paketlemiş almışsın. Şimdi 48 saat içinde bu olayı çözüyorsunuz. Amirim ben zaten çözüyorum. Yani şimdi gereksiz iş gücü kaybı, ayak bağı. Bak amirim, hop. Yazı turu atalım. Kazanan işi alsın. Çok güzel fikir bu. Gerçekten. Yani sanki amirim İstanbul'da başka suç yokmuş gibi ikimiz aynı suçun. Yani ne gerek var? Sen. Sabah kahvaltısını şu kadarcık hazır kekle yapan adam. Devletin senin aklına ihtiyacı mı var oğlum? Ben sabah yumurta yedim. Yani konuşabilirim. Aferin. Sen akıllı bir çocuksun. Bu yüzden ilk teklifimi sana yapacağım. Ne teklifi? Aslında ben ikinizi de bir arada tutacak formülü biliyorum. Yok öyle bir formül amir. Sen sus. Peki. BKC dinle. Eğer bununla 1 yıl daha çalışırsan sonunda beyin olacaksın. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ama bu beyin meselesi çok ciddi ve önemli bir görev. Onu seninle gizli baş başa konuşmamız lazım. Benim için ne düşündünüz amirim? O gittikten sonra yanına kimse gelmeyecek. Artık tek tabanca olacaksın. Çalışırız. Ben bunu bir düşüneyim. O düşünsün, ben ondan sonra düşünürüm. Tabii canım. İkiniz de bol bol düşünün. Nasıl olsa vaktimiz var. Lan gidin sorgulayın şu Ekrem'in adamını. 15 saat oldu. Herifin de ağzından tek kelime alamadık be. Niye? Çünkü bu ayı herifi patakladığı için. Bundan sonra ben birimimde böyle zorbalıklar istemiyorum. Emredersiniz müdürüm. Bir dakika. Amirim, ben bunu istemiyorum. Yani bu benim için yok. Artık ben Asiye ile çalışmak istiyorum. Benim yardımcım Asiye olsun lütfen. Hayır. Gitmem ki. Ben burada kalıp kendimi affettireceğim sizi. Bana bak, bana bak. Senin öbür gözünü muartırım, anladın mı? Volkan, sen bundan sonra benimle kalacaksın. Emredersiniz müdürüm. Evet, hadi. E hadi! Amirim, buna anahtar vermeyin ama anahtar. Değil mi lan? Ne? Gitmem ki, vallahi kelepçelerim burada bir yere kendimi. Evet, konuştur bakayım. Bekliyorum. Kurtarayım mı lan seni? Ha? Ekrem nerede saklanıyor? Konuşursam öldürürler abi. Oğlum konuşmazsan yine öldürürler. Ha? Hiç düşünmedin mi? Mahallede ailem var abi. Onları da yaşatmazlar. Bak, Ekrem'in mahallede olduğunu biliyoruz. Nerede? Bize onu söylemezler ki abi. Ekrem sürekli yer değiştirir. Bakın geldiğinden beri kızını bile görmedi. O bile bilmez nerede olduğunu. Bir tek sağ kolu var yani. O bilir. Bir de onun yanındaki birkaç fedaisi.
abi. Nasılsın? İyidir gülüm. Düğüne az kaldı. Heyecan var mı bakalım? Çok heyecanlıyım babamı göreceğim için. Onu çok özledim. O da seni özledi. Hadi gel bakalım. Bu fişek Ekrem, mahallede evlerden evlere, dükkanlardan dükkanlara geçişler yaptırdı. Bir baskın olduğunda adamlar yukarıda çatışırken o da oralardan kaçsın diye. Geldin. Yurt dışına kaçacak demişlerdi. Kızımın düğününü yapmadan ne gitmesi? Telli duvaklı düğününü yapacağım ondan sonra. Babacığım bulurlar seni. Babayla iş konuşma huyları yeni mi çıktı? Geçen iki polis gelmiş mahalleye. Biri seni alacakmış. Niye söylemedin? Biz hallettik onu amca. Senin canını sıkmasın diye. Neyi hallettiniz lan? Girmişler de çıkmışlar da. Kopartamadınız mı kafalarını? Boşluğumuza geldi. Ama önlemimizi aldık. Bir daha cesaret edemezler. Bir bu kadar daha silah isteyin. Bir daha cesaret eden olursa kafasını kopartıp emniyetin önüne atarım. Amca, silahların parasını soruyorlar. Bizim parayı ellemeyin. Bugün postane soygunundan gelen parayla halledin. O zaman öğlen çıkartıyorum çocukları. Tamam, çıkart yeğen. Ha bir de paranın bir çuvalını ayırın. Kızıma çeyiz alacağım. Peki biz bu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.